Arkadaşlar merhaba. Bu videomda da üzüm çelikleri nasıl alınır, hangi dallardan çelik alınır ve nasıl çelikleme yapılır onu paylaşacağım. Bu gördüğünüz çelikleri arkadaşlar üzümlerimi budadım ben gördüğünüz gibi. Budadıktan sonra eşe dosta birkaç kişi isteyenler var. Onlar için çelikleme yapacağım. Şimdi arkadaşlar aldığımız çelik ilk önce buna kalem diyeyim size. İlk önce odunsu olacak. Yani geçen senenin değil, 1 yaşında. 1 yaşında böyle odunsu bir çelik olacak. Bunun toprağa gömeceğimiz kısmı, bakın burayı açılı kesiyoruz. Ve yanlarında şöyle bir çizikler atarak o bölgeden su almasını sağlayacağız. Daha çabuk canlanmasını sağlayacağız. Olabildiğince bir göz kalacak şekilde gömebilirsiniz ya da iki göz kalabilecek şekilde gömersiniz. Bu aldığımız çelikler arkadaşlar, biz şu an Aralık'ın 5'indeyiz. 2022. Şu gördüğünüz 5 litrelik toprak torf karışımı evet arkadaşlar 5 litrelik bir peti kestik. İçine toprakla torf karışımı koyduk. İçine kalemleri şimdi koyacağız arkadaşlar. Söylediğim gibi buraların açılı kesiyorsunuz ve mümkün olduğu kadarıyla çok fazla toprağa gömün. Yani iki göz kalsa yeterli. Bakın bir, iki göz kalsa yeterli. Yine söylüyorum, bu kalemler arkadaşlar odunsu olacak. Yaşını almış, geçen sene meyve vermiş çelikler olacak arkadaşlar. Buna dikkat ederseniz daha başarılı olursunuz. Bakın şu şekilde gömüyorsunuz. Şimdi diğerlerinde diye büyük saksım var. Ona çelikleme yapacağım. Arkadaşlar bu çelikler tokat yaprağı çelikleridir. Tokattan geldi bunlar. Beyaz üzüm. Yaprağı çok güzel olan sarmalık çeliklerdir. Dediğim gibi eşi dosta birkaç tane çelikleme yaparak hediye edeceğiz. Şimdi şurada büyük bir saksımız var. Buna yine birkaç tane başka bir şeyler dikmiştik. Onların yanına bu şekilde bir iki tanesini buraya koyacağız. Yine ne diyorum size? Yaşını almış, geçen sene meyve vermiş çelikleri kullanırsanız başarı oranınız daha fazla olur arkadaşlar. Şu şekilde işlemi yapıyoruz. Bakın. Buna yeterli arkadaşlar. Şimdi diğerini yapalım. Evet, buradaki saksıya da iki tane koyacağız. Bunun toprağı biraz sert. Evet arkadaşlar, iki tanesini de buna çelikleme yaptık. Bütün çelikleri saksılara koydum. Evet, gülgüller familyasından olan üzümlerin çeliklendirmesini bu şekilde yapıyoruz. Kasım, Aralık 15-20'sine kadar, Aralık sonuna kadar bu işlemi yapabilirsiniz ılıman bölgelerde. Biz şu an Marmara bölgesindeyiz. 2022 Aralık 5'i arkadaşlar. Niye Aralık'ta, Kasım'da yapın diyorum? Çünkü Kasım'da şu an kış yağmurları da yağacak. Yağmurlar bu çeliklerin daha güçlenmesini sağlayacaktır arkadaşlar. Saksıda yaparsanız çok soğuk geçen kışlarda içeri bölgeler alarak donmalarını da engelleyebilirsiniz. Direkt toprağa dökmektense böyle daha iyi. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.